hemen Sayın İl Emniyet Müdürümüze Sayın Ünal'a dönmek istiyorum. Efendim bu kadar kapsamlı bir yaşantınız var. Siz kendinize özgü normal kendi çerçevelerinde prensiplerine, kurallarına oldukça uygun yaşamaya çalışan bir insansınız. Peki ben şunu sormak istiyorum Sayın Ünal. Daha önceki programlarımıza da sormuştuk. Efendim son günlerde tabii ki polis olunca gündemin en çok yerlerini işgal eden, bizlerin huzurunu, güvenliğini, namusunu sağlamakla mükellef olan bu insanlar zaman zaman zor şartlarda da kalıyorlar pek tabii ki, ama önce derseniz şu polisin bir tanımını yapalım. Polise siz nasıl polis alıyorsunuz? Ne tür testlerden tabi tutuyorsunuz? Polis deyince polis kimi tarif etmeli? Nasıl tarif etmeli? Önce oradan bir başlayalım efendim. Rahattin Bey, çok teşekkür ederim size ve Kırıkan TV'ye. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize şahsım teşkilatım adına hayırlı akşamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Güzel bir konu, polis kimdir, polis nasıl alınıyor? Şimdi polis deyince aklımıza ne geliyor? Çocuğumuzun sağlıklı bir şekilde okula gitmesi, iş yerlerimizin açılması, eğitim öğretim kurumlarımızın sürekli kendilerine uygun işlevlerini yapabilmesi, aklımıza gelen her türlü yaşantının, yani örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin hiçbir baskı altında kalmaksızın meri mevzuatlar çerçevesinde yapabilmesini sağlayan kuvvete, biz kolluk kuvveti diyoruz ki, bunlar genellikle yerleşim yerlerinde polis teşkilatı, kırsal alanda da jandarma teşkilatıdır. Evet. Şimdi polis bu görevini mutlak suretle kanundan alır. Biz kanun hakimiyetini sağlamayı esas tutarız. Ama zoraki kanun hakimiyeti değil, hukukun üstünlüğü ilkesindeki kanun hakimiyeti. Her şeyin hukuk çerçevesinde hukukun üstünlüğü, kişinin, ferdin hak ve hürriyeti gözetilerek sağlanır. Tabii ki bunu sağlayacak kişi dört dörtlük olmalıdır. Biz şöyle vasıflandırabiliriz. Polis bir anne kadar şefkatli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir doktor kadar mutlak surette tıbbiyeden anlayan birisi. Yani polisin insanları ilgilendiren her konuda bilgili olmasını, insanları ilgilendiren her konuyla ilgili olması birinci vazifemizdir. Evet. Bunu sağlayabilmemiz için de polisleri alırken, polis adaylarını alırken 81 ilde önce bir imtihan yapılır. Bu imtihanda tabii ki belli bir soruların yanında 3 aşamalı doktor kontrolümüz vardır ki bu yeni yeni uygulamaya başlandı, halihazırda uygulanıyor. Emniyet hekimimiz tarafından devlet hastanesinde veya ilgili uzmanlarca özellikle psikolojik yönden, psikiyatrist yönünden bir incelemeye tabi tutulur. Bunlara itirazlar olursa hakem hastanesi dediğimiz bir hastaneye 3. kontrola göndeririz. Ondan sonra da tüm imtihanlar kazanıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü başhekimliğince de özellikle insan vücudu yapısı konusunda tekrar bir incelemeye tabi tutulur. Evet. Dünün polisiyle bugünün polisi arasında çok büyük fark var. Dün dediğimiz tabii ki hemen 24 saat öncesi dün değil, evet, geçmiş yıllara dayanan dündür. Askerliğini jandarma olarak yapan okur yazar özellikle ilkokul mezunundan hemen polis yapıyordu. Çünkü ülkenin şartları onu gerektiriyordu. Bizim teşkilatımız 1845 yılında kurulmuş. 1845 yılından beri hizmet veriyoruz. Dolayısıyla en tecrübeli kurumların başında geliriz. Bu tecrübe neyi gösterir? Hatanın azlığını gösterir. Hali hazırda şu anda en eksiksiz hatayı biz yapmamız lazım. Çünkü çok köklü bir mazimiz var. Evet. Şimdi biz imtihanlarda polisleri alırken biraz evvel de arz ettiğim gibi doktor kontrolünden geçirilir ve şunu yeğliyoruz, düşünüyoruz. Mesela İngiltere'de polis alınırken bir zenci polisin suratına tükürür. Eğer polisin suratında bir değişiklik var ise bunu polis olarak almıyor. Evet. Vermiş olduğu bilmem kaç pound diye reklamını yapıyor. Her şeyden evvel polis olaylar karşısında soğukkanlı olabilmesi için onların yöntemi budur. Biz de yöntemimiz 3 hekim tarafından sağlıklı bir şekilde kontrol edilerek olaylarda soğukkanlı davranmasını sağlayabilmek.